Eğer puan çıkartmak istiyorlarsa. Ve Orpes haritamıza geçiyoruz. T'de başlayacak Logi Esports. City'de Outrage. Tekrar başarılar. Herkese neler alınmış. E5 ne de bir smoke. İki tane flash var. Kit de Fabre'de. İnfo almaya çıktı. Kyushin hatta Fountain'a kadar ilerledi. Geç bir mid kontrolü isteyebilir buradan Logi Esports. Yalnız Kyushin Playground'a kadar yerleşecek. Ve bu kadar ileri geldikten sonra B savunması geriye doğru çekilecek. Bakmıyorlar. Bakıyor. Bakmıyor. Oh. İyi bir zamanlama. Entry'yi Şener'den buldu. İkinciyi zorlayacak. Bir yandan da B girilmeye çalışıyor. Fabre dikkatli. İlk gelen oyuncuyu geçirmedi. Mini takım arkadaşıyla birlikte. Ne oluyor? Rufian. Sonunda bulmuşlar Executioner'ı. E5 ne? Long'da bu kadar serbestçe dolanması çok iyi değil. Sasuke dinklendi. Adam avantajı Outrage lehine ama Sasuke en azından bir hedef bulmalı veya trade'ini alacak bir arkadaşına yakın oynamalı. Nitekim ABC tarafında öyle oynayacaklar gibi gözüküyor. Hatta bir boost var CT'ye. Bununla uğraşırken Warden tek başına... Oh. Bir anda bitti. Evet yani tam diyecektim, iki B savunma oyuncusu sıkıntı yaşayacak boost yaparken plant bile gelebilirdi ama Warden'dan hata yok. Dinklenmesine rağmen 2 kill geldi Warden'dan. Ona da Sasuke destek verdi. Bu roundda da plant yaptırmazsa çok iyi olacak Outrage için. İyi bir başlangıcın ilk atımları atılmış olacak. Ellerde Deagle. Loki Esports'ta armor yok. Vespe'nin neydi? Yok, gitmedi. Biraz Bir yere hızlı. gitmedi. Sasuke bu hafta katıldı kadroya. Devamlı olarak oy. Nasıl bunu çok yapıyor. Ve bir kez daha açılış kili ondan geldi. Güzel bir tek. Kyushin'er yakalanmıştı. Despe. Çok büyük hasar var üzerinde. Bir daha piklerse E5'ne Despe zaten long yolunu çoktan tuttu. Arkadaşının asistiyle A site'e kadar geri gelecek. 2-2 site'ler. Yine kazanabilir Logi Esports. Ama entry ihtiyaçları var. Eğer ilk kill Outrage'den gelirse çok zorlanacaklarını düşünmüyorum ben. B'ye gidiliyor. Son 40 saniye. B'ye bir flash pick. O flash'tan henüz bir oyuncu etkilenmedi. Monster'da olduğundan şüpheleniyor Outrage şu an. Ters bir flash pick de Monster'a Sasuke tarafından yapıldı. Fabre kontrol etti. Yalnız A biraz daha geriden savunuluyor. Düşüremediler mini. Fabre arkadaşının yardımına yetişti. C4 onun kontrolünde. Birazdan da Sasuke'nin yardımını isteyeceğiz. İki oyuncu kaybetti sadece Outrage. Plant yine yok Logi Esports'ta. Yani gelen killer SMG'lerle geldiği için bence Outrage iki oyuncu kaybetmesi halinde yine de istediğini aldı. Özellikle açılışı Russ'ın yaptığını, çok güzel bir Deagle Tech ile başladıklarını hatırlatalım. Ve şimdi kritik bir round, ilk gun roundu. B5'ne fazla nade alabilmek için Galil'le oynuyor bu roundda. Plant olmadığı için tabii iki roundda da çok büyük sıkıntı çekti. Bu roundda buy yaparken Log. Yanıcı kullanıldı. Mini yaklaşmaya başladı ve Despe. Bozamadı Emine. Yani pek de iyi bir peek olmadı aslında ondan. İstediğini alamadı burada. Connector oyuncusu biraz kritik olacak ve Mini pushlamaya devam ediyor. Warden yakalandı. Mini'den çok güzel bir kill daha. Sasuke. Oh. Bir flick bekledim. O kadar da değil. Fabre aldı ikinci kill. Silahı değiştirmeye çalıştı. Tek başına. Kushner 2'ye 1 ama hiç canı yok. Yalnız çok hızlı bir şekilde Bilmiyor. Monster'a rotasyon attı. Şener bilmiyor. Smoke'dan Şimdi bak. çıkacak. Peki. Çok kritik bir roundu aslında. Direkt Echo'ya da gidebilir buradan ama iki oyuncu da para yok. Warden, Kushner, onlar bir Echo kalsa alabilirler. Fabre belki bir... Peki, direkt Force geliyor.
İki oyuncu pistollerle oynayacak. Kushner'da SSG var. Morden'da da bir SMG. Bence yani AWP iş yapmazsa işler çok zor. AWP'nin kesinlikle iş yapması gerekiyor. Playground tarafını izliyor Fabre. Bir flash peek bekleyebilir vardın burada. İlk oyuncu tespit edildi. Arkasına dönmedi. Arkasını döndü daha doğrusu. Yani short'ta Mini'nin de üzerine gidebilirler. Warden çok ısrarcı. Espe'yi de düşürmüşler. Mini çıkıp bir de Sasuke'yi düşürdü. Eski takım arkadaşı. Herkesi vuruyor Mini. Bu üçüncü kili. Fabre AWP ile. Hemen A'ya doğru ilerleyecek. Düşürse bile. Tabi Rus bu sesleri duydu aslında. Bir oyuncuyu daha bulması lazım plant öncesinde Fabre'nin eğer bu roundu kazanmak istiyorsa. Dumpster'a doğru gelen bir smoke. Fabre çok seri. Buna çok ihtiyacı vardı. Ve şimdi hemen B'ye doğru dönecek. Ama Fabre şunu beklememeyebilir. Rus CT'ye kadar geldi. Ya Heaven'dan oynayacak Fabre. Bakalım plant'tan sonra nereye alacaklar. Heaven altına birisi indi bile. Rus bekliyor. Olay Fabre'de, onu izlemek lazım aslında. Dört tuşuna basmak lazım klavyeden. Fabre şimdi kontrol etti. Wallbang hasarı var ama Şener roundu noktalıyor. 2-2. Mini'nin bireysel performansını izledik bu roundda genel olarak. Outrage biraz fazla zorladı. Orada Entry'nin Kushner tarafından, düzeltiyorum, Warden tarafından rahat bir şekilde short'a alınmasının en büyük sebebi önce Sasuke kendini baitledi Rufian'a ve Rufian Sandpax'te başka bir oyuncunun olacağını düşünmedi. Çünkü Sasuke'yi gördüğü zaman Sasuke side'a doğru geri dönüyordu. Ve bir flash peek olacak. Arkasında iki oyuncu çok körler. Entry Kushner'dan geldi. Jade'ler de gelmeye devam ediyor. E5'lerin bir kill daha bulması lazım. Warden'ın üzerinde de çok büyük bir hasar var. Jade Glow'u E5'le. İkinci oyuncuyu da düşürmeyi başardı. Deste. Bence iyi bir eko. Çok iyi bir eko. 3 kill aldılar. E5'den gelen 3 killik bir performans var. Yine bir full buy ama Despe yine. Yani AWP oyuncuları çok Glass Cannon oynuyor. Oynamak zorunda kalıyor. Evet. Yani Outrage ekonomi konusunda koşuyor. Yalnız o yanıcı tam istedikleri yerde değil. Short'tan çok kalabalık girdiler. Warden, Sasuke, Şener'le Rus. 3'e 2. Niye duyuyor olması lazım ama Fabre biraz geç kaldı. İki farklı açıdan gelecekti zaten oyuncular ama bu round'un kritik noktası Kushner Monster'dan çok yaklaştı. Mini'nin çok dikkatli olması lazım. Short'a doğru bir flash. Bir de yanıcı Mini'den. Bir flash da Monster'a bırakacak. Çok geç gördü rakibi. Bu arada yani 2v4. 2v4'ten kazanılmış bir round log adına. Hep birebir düellolara bakıyor Outrage'in round'u kazanabilmesi. Ama gördüğümüz kadarıyla şu an Log bir kez daha kontrolü aldı. Ya short'tan o kadar hızlı girip B tarafında Outrage'in daha fazla kill çıkartması gerekiyordu. Ama bir yandan da Log Esports yine iyi oynadı bu round'u. Pistolde 3 oyuncu da armor var. Hızlandırmasına hiç gerek yok. Seviyorlar hızlı oynamayı. Ama bu roundda bir sürpriz yaşamazlarsa, kendilerini zor bir duruma sokmazsa Log Esports yavaş yavaş 5. rounda gidiyor gibi. Tabi her şeyi bekliyorum. Çok tehditkar bir buy değil aslında. Yani Entry Rust'tan ilk isabet bulan Despe olmasına rağmen silah avantajı tabi Rust'ta. Log'dan Kushner yaklaşmaya başladı. Sizzet'le ona çok yakın oynayan bir oyuncuyu düşürme fırsatı olabilir. Boost.
fark etti. Warden çok güzel bir tek. Ölçtü. Keşke buff'lanmasaydı mini. Buna ihtiyacı var mıydı aslında bu round'da? Tam emin değilim. Gun round'larında belki yapılması çok daha sağlıklı olacak bir boost. Sasuke... Kendisi de gidebilir. Evet, yani çok kritik. En azından bir oyuncuyu connector'dan yukarı çıkarken gördü. A'yı hızlandıracaklar. Kushner bütün oyuncuları arkalamış durumda. Tetiği ne zaman çekecek diye bakıyorum. Rastan inanılmaz bir reaksiyon. 5 canı kaldı. Ama Kushner... Şener Sasuke'yi düşürmüş. Warden'ın üzerinde de bir hasar mevcut. Dinkledi. Zaman yok ama acaba bir silah oradan çıkar mı? İzin vermiyor Şener'le E5'ne. Outreach iyi başlamıştı ama hiç iyi devam ettiremiyorlar. Bir rifle roundu daha tabi problem silah değil gibi gözüküyor. Onlar adına problem Logi Esports'un bu düellerde çok başarılı olması. Tarafına bir kez daha hücum yapacak gibi gözüküyor Log. Ve yanıcıyı hemen smoklarlar. Flashlar gelmeye devam ediyor. Çok kolay bir giriş olacak gibi gözüküyor. Şener. Heaven'dan Favre atladı çok. Smoke atladı ve Warden'ı da yeri tespit edildi. Yanıcı ona çarpınca movement'ı o kadar yavaşladı ki. Mini'nin bu kill'i bulması içten bile değil. Açılışı yapan taraf aslında Outrage ama devamı bir türlü getirilemiyor. Bir plant var. Despe, Kushner'la birlikte muhtemelen silahları koruma kararı verecekler. Ya train'in hemen hemen aynısını izliyoruz. 6 birlik bir seriyle başlamıştı Outrage. Ardından 6 round'da log kazanmıştı. Yalnız 52 smoke var ama hayır. Denemiyorlar. Belki 2 ve 2 olsa çok daha sağlıklı bir retake olabilirdi ama istenilen killer gelmeyince Outrage tarafında Bront bir kez daha Log'a gidiyor. Yedi altı. Hepsini alabilmiş Despe. Nate'leri de var. Aslında gayet ideal bir bay Outrage için. Yani bu round'un bahanesi olmaması lazım onlar adına. Ama Log Esports resmen Blitzkrieg taktiğiyle draftları kazandı. Kushner. Meydan yanı Rufin'i buluyor ve Russ connector'dan Despe'yi yakaladı. Biraz ya. Geç bir smoke. Vardım. Ball bank çok isabetli Şener. Nereye gideceğini şaşırdı ve çok güzel bir kill. Bu sefer oklar biraz Outrage'e döndü. 4'e 3. Yalnız bir kez daha Kushner tarafından arkalandı oyuncular. A'ya doğru herhangi bir infosu yok. Fountain tarafında herhangi bir oyuncunun olmadığı belli ama connector'dan çıkabilir infosu var. Yani bir an önce Warden'ın A'ya destek vermesi lazım. Ve Log ilerlemeye başladı. İlerlerken de hiç ses vermiyorlar. B'yi çok iyi tutuyor. Mini'yi bekleyecekler. Mini de hala düşmedi. Yani çok ilginç şu an. Ya Mini öyle bir tuttu ki B'yi. Bir oyuncu rotasyona geldi şu anda. Ve C4 yavaş yavaş A'ya gidiyor. Mini'nin düşmesi çok büyük bir kayıp değil artık. Zaten olay bu iki oyuncu üzerinde E5 neyle Ras. Ama 4'e 2 her açıdan gelebilir Outrage. Arkayı iyice kontrol edecekler tabii. Connector kapama sesini belki duymuş olabilirler. Site'da bu kadar erken oyuncu beklemeyebilir ki. Hemen bir kill trade'lendi. Yeri de biliniyor orasın. Artık C4'ün çözüldüğünü göreceğiz. Yapacağı hiçbir şey yok. Şuradan sonra tabii
Diffuse geldiği için para da gelecek. En azından iki oyuncu düşürebildiler Plant'le birlikte. Outrage çok daha iyi bir senaryoyla kazanabilirdi bu round'u. Bakalım buradan bir seri yakalaması şart Outrage'in, yoksa işler çok sıkıntıya doğru ilerliyor. Açılmayı seviyor Outrage. Bu raftta da meydan tarafına kadar geldiler. Long'a yerleşmiş C4. Kushner yine T-spawn'a kadar geldi. B-smokları yani 1.20 giriş smokları atıldı bile. Long 3 gelecek. İlk giren isim Rufian. Şener Fabre'yi yakalamış. Rufian iki tane oyuncuya arkasındaki E5 ne vurmasına rağmen iyi hasar. Ooo, Kushner'ı beklemeyeceklerdi ama Rufian Master'ı kontrol etti. Despetek en iyi ihtimalle AWP saklayabilir. Ama o spreyden çıkış vermiyor Şener. Evet, yani aslında istediği her savunma koşuluna sahip de Outrage. Short smoke'lu Monster'dan oyuncular çıkıyordu ve 3 oyuncu suda sıkıştı. Yani Monster tarafına yakın bir oyuncu çoğu zaman oynamıyor Outrage'de. Oraya çok daha fazla önlem alması gereken dakikalar Outrage'in ve bir half buy var. Bir sonraki roundda tabi full buy gelecek. Osmonuz çok yüksek. İki oyuncu connector tarafında. Rasyonları kesmeye çalışacak. O spray'inde transferinde biraz başarısız kaldı ve çok güzel bir tek despeden. Rufian da birebir trade'lendi. Ardından onun trade'i mini tarafından geliyor. 3'e 2 avantaj tamamen Logi Sports'ta. Yerden yine de despenin almış olduğu bir AK var. Onun 23 canı var ve underpass'te Sasuke'de short'u açılıp bir AK aldı. Bakalım onu bekleyecek mi? Mini beklemesine rağmen Sasuke çok seri. Durumu 2 ve 2'ye getirdi. Despede şimdi T-Spawn'dan arkalayacak oyuncuları. Yalnız uzun bir rotasyon atacak muhtemelen Despe ve Playground'dan A-Long'a doğru ilerlemeye başladı. Despe'yi belki de Long'da hiçbir şekilde beklemeyecek Logi Sports. C4 tuvaletlere göre plantlendi. Ama iki oyuncu da CT'de. Yani dumpster'a kadar geldiler. Bu çok kafa karıştıracak. Şu iki yanıcıyı acaba nereye kullanacaklar? Sasuke ilk oyuncuyu çok iyi fark etti. E5 ne? Bunlarda bir kişi daha var. Sasuke! Çok ekstra. Merdiven altında. Dumpster arkası. İki tane oyuncuyu buldu. 2-2 pozisyonla round'u kazanıyor Outrage. Bunlardan daha kaç tane yapabilirler? 7-4. Logi Sports çekmeye devam. Çok ekstra bir round. Bu psikolojik bir moral üstünlüğü verebilir Outrage'e. Yalnız yine de ilk yarı 7 round kazandı bile Logi Sports. Haddinden fazla bir round sayısı belki de Orbes T-side için. Beni çok yaklaştı. Short tarafında Despe'nin varlığı tespit edildi. Kolay oldu Warden için. Evet, biraz Connector belki trade alabilir. 4 kişi gelecekler. Hatta 2 tane orada potansiyel kill var. Short önünde Sasuke. Alttaki oyuncu da Warden. Durum bir anda 4'e 3'e geldi. Short'tan kendisini erken gösterdi Fabre. Side kontrolü gidiyor ama arkada Kushner. Yine Connector'dan çıkıp durumu 3'e 2'ye getirdiler. Son kalan isim Kushner. Tespit etmeye çalışacaklar. Bir round daha Logi Sports'a. Yani paralar biraz problem. Outrage'de sonlara doğru yaklaşırken herhangi bir oyuncuları da sevleyemedi.
Ve ilk yarıyı artık önde kapatmayı garantiliyor Logi Esports. Kalan son 3 round. Ya çift haneleri bulursa Outrage'in ikinci yarıda toparlaması çok zor olacak. Çok kritik bir round içerisindeyiz. Outrage'in agresif yaptığını görüyoruz mid tarafından bir kez daha. Gelen flash var ama köşenin çok az etkilendi. Birebir trade yine de Outrage'in istediği bir senaryo değil. Mini yavaş yavaş sızıyor longta. Yani o smoke'u zorlayacak ama Sasuke çok dikkatli. İkisi de birbirini bulamadı. Mini de ayrılmıyor oradan. Yani B'deki bu tansiyonu sürekli yükselten oyunu A tarafında iyi sonuçlandırıyor geri kalan takım arkadaşları. Short oyuncusu çekilecek ama nereye kadar? Bir SP, bir kill. İyi de bir hasar bıraktı diğer iki oyuncuya ama kapılar açıldı. Plant gelecek 3v3. Rotasyon 3 oyuncu tarafından da CT'ye doğru verilmişti. Şimdi short'tan ilerleyecek iki oyuncu. Ve T-Spawn'da Mini'nin olması round'u noktalayabilir. İki oyuncuyu da tespit edecek muhtemelen. Birini düşürmeyi başardı. Mini. Yani Warden'ın o mesafeden MP9'la zaten kazanabileceği bir düello değil. Smoke arkasında Sasuke var. Ses verdi, Shen'i buldu. Üzerine bir de E5'leyi düşürüyor Sasuke. İki tecrübe. Bakalım Diffuse'a oturdu. 10 saniyelik bir Diffuse olacak bu Mini. Hedefine hemen bakacak. Hermiler yerini buluyor ve Sasuke düştü. Round Logi Sports'un ama Sasuke'yi kutlamak lazım. Çok değerli ve heyecanlı bir sekans geçirdi o da. İyi bir deneme. Kit olsa round'u almıştı. Evet. Şimdi son iki round. Ya son round'da çekebilecek Outrage. Logi Esports da yani en sevdiğim oyun. O kadar hızlı oynuyorlar ki. Monster girdi bile. Sanırım takım arkadaşlarının flash'ı önemli değil. İçerideki killer çok kolay çıktı. Çok hızlı bitti. 1.33'de round bitti. Bayıldım. Bayıldım. Hep böyle oynayalım. Ve son round. Tekrar hatırlatma. Sorumuz gelecek. Ödüllü sorumuz. Klavye savaşçıları hazır olsun. Çift taneyi buldu bu arada Logi Esports. Outrage. İlk haritadaki direnişleri de ilk yarıda kırılmıştı. İkinci haritada da şimdiye kadar ilk yarıda sadece 4 round çıkartabildiler. Harita hakimiyeti almaya çalışıyorlar fark etti Kushner. Vay E5 ne? Ya yine Monster bekliyorlar. Ama bu sefer B4. Evet. Hani bir kim daha çıkarırsa Kushner o round biraz zor kazanılır. İşler fazlaya bakıyor. Headshot'ı göndermiş Mini'ye. Yarım bıraktı işi tamamlıyorlar. Evet iki oyuncu da sıkıştı zaten. Sasuke. Çok güzel bir no scope. Diğer oyuncu da quick scope'la buldu. Güzel bir round. Outrage adına. Şunu hatırlatmak lazım. Sorumuza ilk cevabı, ilk doğru cevabı veren sürpriz ödülü kazanacak. Hem Twitch chatinden hem de YouTube chatinden ayrı ayrı. Gelsin sorumuz. Ninjas'in Pijamas takımının LAN turnuvalarında kaydedilen en yüksek yenilmemezlik serisi nedir? Yenilmemezlik serisi. İsveçli NIP takımının LAN turnuvalarında kaydedilen en yüksek yenilmemezlik serisi. Çok uzun bir seriydi. Alican çok sever bu soruyu. Evet, doğru cevap sanırım Twitch chatinden geldi diye görüyorum. İkisine de yazın. Aynı nickle. Hatta farklı nicklerle ikisine de yazın. Doğru bildiğiniz cevabı. Çok erken kill. Warden. İnfo almaya gelmişti Mini. Düştüğünü gördük. YouTube biraz daha yavaş kalıyor anladığım kadarıyla bu tarz cevaplarda. Oh, çıkmadı.
Yalnız gölgeyi erken gördü Şener. Biraz hasar bırakıyor Despe üzerinde. 3'e 3. Tekrar nereye çevirecek Outrage? Tabi doğru bilen izleyicilerimizi az sonra paylaşıyor olacağız. 3v3 nasıl oynayacak buradan Outrage? Ellerde bir smoke, bir flash. Despe'nin yerden almış olduğu yanıcı var. Biraz çok büyük bir info oluyor. Bu info sayesinde 2A oynayacak Logi Esports. Çok uzak. E5 ne? Kafayı göstermeye gelmiyor Sasuke'ye. Şener önünden bir oyuncu geçirdi. Ama yalnız zaten arkası dönük. Rust'la birlikte C4'ü de plantletmediler. Logi Esports. Yani bu 3'ü 3'ü gerçekten çok iyi oynadı. Outrage de ucundan döndü onlar adına. Yani o yanıcıya çok güvendi açıkçası Outrage. Yanıcı da istenildiği gibi atılmamış. CT'ye doğru bir plant. Onu koruyan kimse yok. Fabri'nin direkt düşmüş olması zaten. Yani Outrage bu round'u kazansa belki buradan güzel bir geri dönüşe imza atabilirdi ama şimdi işler çok zor. Fabri E5 neyi buldu? Haritanın farklı bir noktasında Rust board'unu bulmuş. Biraz dikkatsiz. Playground'da Despe'yi görmesi uzun sürdü. Despe'de Wallbang'den bir mermi isabet ettirebildi sadece. Oo, bir tane Sasuke. Long. Short'ta pek zorlanmadı. Long'a da dönecek. Fabri'nin elinde scout var biraz. O mesafede sıkıntılı bir silah. 1'e 3. Evet, round başlamadan şu kazananlarımızı bir alalım. Enes Ağaca YouTube chat'ten tebrikler ve Twitch chat'teki ismimiz Fola Bender. E dün de kazanmıştı. O geçen hafta da kazandı Fola. Evet. YouTube'dan mı kazandı? Twitch'ten. Tamam. Peki. Çünkü buradaki bilenler anladığım kadarıyla YouTube'a gidiyor. Size açıklayacağız. Tamam. Bilgiler Outrage'den gelmişti. Ta ki Şener'le mini müdahale edene kadar. Yine 3'e 3. T-Span'dan rotasyon veriyor tekrar Outrage. Tarafını zorlayacaklar. E5 ne? İlk oyuncuyu tespit etti. Rus'un tuvalete koydu. Despe. Bir isim daha var. Yalnız mini yetişti. Hani bu oyun biraz zor olacak gibi. Mini Borden'ın trade'ini aldı. 1'e 2 Sasuke. Yapabilir. Şener'in de az canı var. Oynayabileceği 40 saniyesi var Sasuke'nin. Önüne bir smoke bırakacak şimdi. Yalnız smoke pozisyonundan çıkmak için kullanıyor şimdilik ama ooo Sasuke smoke'un önüne geldi. Hiç çaktırmadan ilerleyecek. Atışını kaçırdı. Şener'in elinde de faması bıraktıktan sonra SSC var. Veremez artık rotası. Geriye döner gibi bir ses verdi. Şimdi iki oyuncu da B'ye gitti. Çok ilginç. Şener. Dumpster'a çıkacak Şener. Ama 5 saniye 4. Evet bastı. Yetecek. Ama en azından tagledi. Şimdi Sasuke. 1v1. Yine eski takım arkadaşı Mini'ye karşı. Ama burada çok büyük avantajı olan Mini. En azından Sasuke'ye değil. Sasuke'ye değil bunlar.
Yani Minish Sasuke'ye yapıyorsa her şey mübah artık herhalde. E5 neden A nokta devam edecek gibi gözüküyor. E5 ne saydırmaya devam ediyor. Arkasında bir isim daha vardı ki şunu çıkıp. Bu trade'i aldı ama adam avantajı tamamen log lehine. Ras yakın. Bir kişi de gelecek önüne. Fabre. Güzel kill. Bakalım daha ne kadar. Kill çıkartabilirler. Mini. Çok kötü bir zaman. Çok kötü. Sasuke'den iyi oyun. 2-2. Bir önceki roundda 2-2 miydi? Evet. 2-2 idi. Bakalım bunu nasıl oynayacak Outrage. İyi tamamlamak, kazanmak zorundalar. Split gelecek. A'da sadece Şener var. Bir kill alması lazım. Trakta beklemek devam ediyor. Avantaj Sasuke'de ve 2-1. Outrage bu round'u kazanmaya çok yakın. Bakalım şimdi Rufian gelecek. Connector'dan koştura koştura geliyor. İlk temasa Sasuke ile girdi. İkinci oyuncuyu bakalım bu kadar yakında bekleyecek mi? Hasar almadı. Rufian yani biraz frene basabilir veya açılara biraz daha dikkat edebilirdi diye düşünüyorum. İkinci oyuncuyu bu kadar yakın beklemedince round Outrage'e gidiyor ama istediğinden düzeyde kazanılamadı bu round. Sadece Fabre yaşayarak kazandı. Ve sanırım bombalar iyi durumda olsa da çok da yeterli gözükmüyor bence. Overpass çıkışlarında kullanılan çok sayıda nade olduğu için. Katliam oldu. Kikilik bir katliam değil. Neyse ki Fabre tamamlıyor. 1.36'da biten bir round daha. Hiç baylamasına gerek yok aslında şu anda. Yani yarım bay. Arada bu kadar round farkı varken Log Esports bunun avantajını rahatlık bir şekilde kullanabilir. Bugün yanıcılarda bir şey var. Twitter tarafında dörtlü bir stack mevcut. Log bakalım. Ashne, Kushner tarafından düşürüldü. Kalan log oyuncuları ne yapabilir diye düşünüyorum ama çok da tehditkar senaryo kuramıyorum kafamda. Gelen bir wallbang. Armorlar saklanıyor. Fark 5. Yalnız 13'te biraz fazla zaman kaybetti Log Esports. Outrage'de çaktırmadan 8'e kadar geldi. Tabi hala fark var. Round'un kaybedildiği takdirde Outrage çift haneleri bulabilir. İşte o zaman Log Esports'ta biraz sıkıntılar başlayacaktır. Dediğim gibi Burant onların da önemli. Outrage meydan kontrolünü aldılar. Bu sefer biraz daha dikkatli oynuyor Log Esports. Short'tan 2 açılmış.
Bir oyuncu bırakıp geri dönüyor. Sanırım E5 ne? O da site'a kadar çekildi. B tarafında biraz daha yoğunlardı. Yalnız Rus bir info aldı. Long'da en az bir oyuncunun olduğunu tespit etti. Hücum B'de noktalanacak gibi gözüküyor. Bu sefer Log Esports'ta Monster'a yakın iki oyuncu mevcut. E5'in tuvalet önünden Fabri'yi kesmeye devam ediyor. Çok büyük bir avantajı var. Şener düştü. Smoke arkasında kaldı oyuncular. E5'de A tarafında bir kill alıyor Fabri tarafından. Çok da Rufyan'ı sıkıştırdılar Monster'a. Canı kalmadı artık. Yalnız C4 A'ya doğru ilerliyor. A'da hala iki oyuncu mevcut. Despe hemen fakeleyecek. Toxic'e doğru yanıcı. Heaven'a smoke. Sasuke! Çok güzel bir reaksiyon. Sadece içerisinde tek başına Ross. C4'ü düşürdü. Uzaktaki oyuncuya da mükemmel bir sprey. Ross! Noktayı koydu, fişi çekti. Flash Nesbe'ye çarptı. Hızlı bir B hücumu gelebilirdi. Şimdilik hücum kesilmek zorunda. Short'tan bir alt el oyuncusu yakın girdi. Mini entry verdi. Adam avantajı bu sefer Outrage'de. Flash'tan etkilenmedi. Long'tan smoke zorladılar. Oyun kurmaya çalışıyor Outrage. Daha bir dakika çizgisini yeni yeni geçiyoruz. Short da bekliyor Despe. Çıkartan bir yanıcı. A tarafında bir oyuncuları short'tan bayağı bir yaklaşmış ama tekrar geri dönüyor. B olacak bu oyun. Yani 40 saniye var. Monster'da eğer o C4 düşerse bu roundu da unutabilirler. Sasuke düştü. Ama Rufian hem C4'e hem Despe'yi düşürünce artık sona doğru geliyoruz. Ve 15-8 Log Esports'un son roundu olacak. Cushioner'da 2200, Warden'da da 2400 dolar para kaldı. Çok büyük bir sıkıntı. Yani buradan Outrage'in artık comeback ihtimali sıfıra yakın. Yapılan bayda zaten gösterir, niteliği taşıyor. Çok büyük bir seriye ihtiyacı var burada Outrage'in. Bakalım bunu gösterebilecekler mi? Playground'a doğru çıkmaya başladı Cushioner. Tek başına koştura koştura pek de beklenen, hedeflenen peakler bunlar değil. Despe ve Fabre'den gelen killer var farklı noktalarda. Yalnız Mini bir trade alıyor ve durum tekrar 3v3. Biz Russ'ı izliyoruz. C4 bir yandan B'ye ilerliyor. Herhalde Russ çok uzun bir rotasyon atmadan olaya giremeyecek. Mini yani 2 kill birden aldı. Son kalan oyuncu Fabre. Onu da vuruyorlar. Mini. Ve böylece ilk serimizi tamamladık. Log Esports Outrage serisinde 6 puanı alan taraf, hanesine yazdıran taraf. Log Esports en iyi hareketlerimiz gelsin. 1. Burada Rufian'la E5 ne? Evet, 3 farklı oyuncudan gelen killer var. Rufian'ın arkaya dönüp bir kill daha alması. Hani E5 neden gelmiyor killer, Rufian'dan geliyor. Burada Despe'den bir tek. Bu kadar. Peki, 3. Russ. Bence en iyisi bu. 3. Bence en iyi 3. Peki. Tamam. İlk serimiz tamamlandı. 2. seriye geçiyoruz kısa bir ara.